Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Keyifler nasıl? Bugün nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Evet evet, böyle modları sevdiğinizi biliyorum özellikle. Çünkü ben acı çekiyorum. Evet, modun olayını anlatalım istiyorsanız yavaştan. Çünkü chatte bir arkadaşımız başlamış modu sormaya. Merakta bırakmayalım. 14 Nisan 1931, Francesco Cambo ve yandaşları Katalan Devleti'ni özerk cumhuriyet olarak ilan ettiler. Kısa süre sonra 1934'te Luis Companys liderliğindeki başarılı bir oylama partisi, yani ERC, 1935'in başlarında bir gerilla devrimine dönüşen bir grev başlattı. İspanyollar zorla karşılık verdi. İç hükümetin baskısı ve yaklaşan bir askeri isyan altında, İspanyol ordusu yalnızca Tarragona ve Lledia'nın batı garnizonlarını güvence altına alarak Katalonya ile İspanya arasında bir cephe hattı oluşturabildi. 31 Aralık'ta ise İspanyollar bölgeye henüz gerçek savaş kuvvetleri göndermemişti ve Katalanlar aşırı yayılma ve arkadan olası bir işgal korkusuyla ilerlemekten kaçındılar. Yani bizi mod savaşın ta ortasına atıyor. Gördüğünüz gibi İspanyollarla savaştayız. İspanyolların herhangi bir şu anda iç savaşı yok vesaire. Biz savaştayız. Bizi bu state'lere ve bu state'lere almışlar. Lakin Barcelona ve Girona kentlerine girmemişler. Çünkü endişeleniyorlar. Biz şöyle gönderelim. Belki alabiliriz ama sanmıyorum alabileceğimiz. Belki bir iki state ilerleyebiliriz. Bunun dışında state ilerleyebileceğimizi düşünmüyorum. 3 fabrika mı? Evet. Şu anlık Demokratız. Bir, buff'ımız var. Lakin bu bir zaman sonra debuff'a dönüşüyor. Özgürlüğümüz tanındıktan sonra İspanya tarafından. Şimdi ana focus tree'imiz hariç şu dörtlü focus tree'yi ilk öncelikle bir anlatayım, ondan sonra ana focus tree'ye geçelim. Bu özgürlük focus tree'si. Bizi gördüğünüz gibi direkt olarak %30 var support veriyor. Stability'mizi düşürüyor. Ama bize division attack core territory ve var ekonomiye geçiriyor. Bununla beraber Lledia ve Tarragona şehirlerinde, yani Katalonya'nın şu anda alınan iki şehrinde isyanlar başlatıyor ve oranın compliance'ini düşürüyor. Sonrasında yine aynı bize silahlar vesaire veriyor ve orada isyanları devam ettiriyor. En sonunda ise İspanyollara bir anlaşma gönderiyoruz ve anlaşmayı imzalarsa barış imzalıyoruz. Barıştan sonra ise işte asıl olay başlıyor. Burada ideolojimizi seçmemiz gerekiyor. İdeolojimizi seçmemiz gereken yollarda ise her ideoloji bulunuyor. Demokrasi, komünizm, kralcı yol ve faşizm adı altında. Ben bugün size faşizm yolunu tavsiye edeceğim çünkü biraz daha güzel gözüküyor. Onun dışında kralcı yolu da gidebiliriz ama komünist ve demokrat yol tabii ki yayılmaya yönelik bir mod değil. Yani yanılmaya mod değil demeyecektim, pardon. Yayılmaya yönelik bir fokus değil. O yüzden faşist veya kralcı arasında kaldım. Bunu siz belirleyeceksiniz, faşist mi kralcı mı olalım diye. Onun dışında endüstriyel bir yolu var ama debuff kaldırmamız gerekiyor. Bir tane debuff gelecek birazdan. Ekonomik olarak depresyona gireceğiz. Onun dışında bir army ve ekonomik debuff'ımız oluyor. Aynı anda bir tane National Spirit'te. Onun ismi de Estatut de Catalunya oluyor. Estatut debuff'ında gördüğünüz gibi Recruit Population var, Support, Politik Puan ve Consumer Good gibi debuff'lar var. Bunları ise buradaki fokuslara giderek seçimimizi yaparak kaldırıyoruz. Mod bu şekilde. Lan! Anam! Barcelona'ya girerse kapatılıyor muyuz? O zaman ilerlemek mantıksız. Şöyle durduracağım. Tehditlerde. Şuraya çekelim mümkünse. Ulan da pinleyelim. Ülke elde ediliyor. Zaten ufacık bir şey değil mi? Bezo şansı. Barcelona ve Girona düşmediği sürece bizim için bir sıkıntı yok açıkçası. Hatta bunun birimini öldürmüş olabiliriz. Yani bir işimize yaradı çıkartma şu anda. Bakalım öldürebilirsek eğer. Bunun böyle olmaması lazım. Abi yine yayında böyle salak salak şeyler başıma geliyor ya, amına koyayım. Oğlum bunu surrender vermesi lazım. Milletçi yoldan gidince biraz daha army buff'ımız oluyor sanırsam. Ama Karlist yolu daha güzel gibi, bakarız. Ben anlamadım. Ne yapacağız ki şimdi? Şimdi düşürmeye mi çalışacağız? Çok mu debuff yedi? State'leri aldığım için olmamış olabilir. Biraz bekleyeceğim yoksa yeniden başlayacağım chat. Neden biliyor musunuz? Biz burada isyan yaratıyorduk ya, ben aldım o state'leri ve bu adam isyan yemedi. Normalde isyan yiyip boyun büküyor yani, anlayacağınız. Tamam, ilerlemeyeceğiz. Tek olarak ilerlemiyoruz. Bu arada bir sonraki yayınımız Teknokrat Türkiye olacak. Ondan sonra da Kaiserreich oynayacağız. Haberiniz olsun. Kaiserreich'te Osmanlı oynamayız ama büyük ihtimal. İlk Avusturya ile başlayacağım.
Sonra bazı ülkeleri oynayacağım. Kaiser Redux, Kaiser Reich diye. Öyle devam edeceğiz. Başlayacağız demiştim ben size hatırlıyorsanız. Şu turuncu yerleri almaya çalışacağız arkadaşlar. Map'te. İyi, bu da video için de güzel oldu. Editör uğraşmaz. Fotoğraf bulacağım diye. Bakın, bu toprakları almaya çalışacakmışız bugün. Aragorn'u bilmeyen de yaşamasın bu hayatı ya. Niye, ben mesela tarih, hani eskiden ilgileniyordum ama bu, o zamanlarda bununla ilgilenmiyordum genelde. Osmanlı veya Türkiye tarihi. İspanya'nın bastonu Katalonya. Ne diyorsun? İşte bu şekilde bu toprakları almaya çalışacağız arkadaşlar. İtalya ve Yunanistan'dan. Kader de gülecekmiş. Ne zaman, ne zaman. Mutlu olacakmışım. Ne zaman, ne zaman. Kim bilir, güzelim. Ne zaman. Evet, oylamamız bitti. Faşo kazandı arkadaşlar. Umarım faşo olabiliyoruzdur bu arada. Çünkü buraya gidince olabiliyorduk normalde. Galiba olabiliyoruz, evet. Stability'yi %70'in altına düşürmemiz lazım. Umarım düşer bir şekilde. Hem faşist yolu hem otokrat yolu oynamış oluyoruz lan bu yayında. İyi iyi, güzel oldu. Modu tamamen bitirdik. Valla biz stability'yi düşüremeyeceğiz gibi galiba. Eğer stability'yi düşüremezsek 43'ü mü bekleyeceğiz? Ay amına koyayım. Faşist olmayan elimiz. Alt hayal, üst gerçekler mi? Anladım hocam. Evet, bunlar hayallerimiz ama aslında olan bunlar. Oğlum düş lan artık. Oha, ne kadar stability'miz varmış bizim. Abi bunu niye 43'e kadar koyarsın ki ya? Amına koydum o mod yapımcısı. Biz poşo olsak bile manpower yasasını değiştiremiyoruz ki. Bakın orada diyor ki Does not have national split treaty of Barcelona. Ekonomiyi değiştirebiliyoruz ama bunu değiştiremiyoruz. Şerefsizlik diz boyu. Havalimanı olmadı mı cidden? Beni izler. Neyse, o havalimanı gelecek bugün. Bugün gelecek. Onun için trade'i bile iptal et. Vural sana vur. İspanyan benim, vur. Helal olsun sana. Aha, İtalya yardım ediyor. Ama hiç bir boka yaramayacak. Abi ben Alodo Serve geçeyim diyorum. Servis bayrağı kurmuta geri döneriz. Ekonomiyi boş verin. Üretimi boş verin. Çoğalmamız lazım arkadaşlar. Herkesin üreme makinesine dönüşmesi lazım. Bu devlet anca böyle gelişir. Valencia'yı alırsak bu arada. Valencia kor muydu? Evet, Valencia'yı ilerleyelim. Güzel güzel. Taktik fena bu arada. Eğer bunun faşistini oynarsanız, ki ben bu Carlist'in fiksel bir insan tarafı oynanacağını düşünmüyorum bu yayından ve bunun YouTube'a gidecek videosundan sonra. Eğer faşistini oynarsanız şu taktiği yapın bakın. Fixed boş bırakıyorsunuz. Sadece şuraları tutuyorsunuz. Buraya çıkartma atınca da iki state'den bitiriyorsunuz. Bu şekilde bu arkadaş kayıp veriyor. Bu ne? Ne yapıyorsun mal? Allah, bundan umut bekleyin lan. Agresif dediğin o agresif değildir. Onun ismi Venzo Atak'tır bir kere. Onu çağıracaksan Venzo Atak diye çağıracaksın. Sabahtan beri desene Venzo Atak diye. Agresif magresif bir şeyler diyor oradan. Maşallah ya, mod yapımcısı eyvallah, çok vermişsin. 5 army experience, 10 politik puan. Çok güzel. Alıyoruz oha mı? Ne bekliyordun? Yani 7 yıl falan geçti ya. Adamda artık şey algısı oluşmuş. Bu mal 7 yıl bekledi, bir şeyler olmadı. Bundan sonra da olmaz kafasına girmiş otomatikman. Bu Allies 80 kazanamaz. Normalde faşist gidince Allies bir şey oynar böyle. Hard oynar. Biz Alman'a karşı olunca hemen, ben anlamıyorum ya. Bu oyun oyunculara karşı ya. Biz oynamayalım diye yapıyor bunu var ya. Ver o donanmayı da. Oh be. Yıllardır beklenilen an. Budur be. Kor yok mu peki? Yani hani biz de şeyiz sonuçta. Carlis Kral Mıralız. O ne lan, bura kor mu? Aa, bura kor. Yok, koloni. Yalnız Colony State yanlış hatırlamıyorsam o kadar da kötü olmuyordu. Bir bakayım. Evet, baya kötü olmuyormuş. Demobilize olmazsan diyor. Komünistler ele geçirecek seni diyor. Geç servis bayrak ürmata geç ya. Allah belasını versin Aladut Sörüm'ün. Oha, adam bütün İspanya'yı almış yuh. Aynen öyle. Katalonya ile İspanya'yı annexedik aslanım.
Yıl 44 neden 60 fabrika var paşam? Hiç sorgulama. Hiç. Yıllardır 31 fabrikayla oynuyoruz. Oyun taşacak geçer gibi 31 fabrikadan ileriye de götürmedi bizi zaten. Dünyanın en mal yayınını gerçekleştirmiş olabiliriz bugün. Bakın buna hilal taktiği derler. Bak bak. Düşmanın sağından ve solundan yakaladın mı? Atalarımız eskiden bunu yapardı işte. Bak görüyor musun? İyi izledin mi? Lüks Artvin. Lüks Artvin güzeldir. İşte böyle. Hilal taktiğiyle direkt düşürdük farkındaysanız. Evet. Bununla beraber ooo Manpower geldi lan sonunda. Portekiz gelince geldi he. Burada bence artık noktalayalım. Daha oynardık ama yoruldum. Boğazım yoruldu. Bir de hasta olacaktım biliyorsunuz. Şu an zar zor duruyorum. Sürekli pilot mailot içiyorum. Hasta olmamak için. Boğazım çok yoruluyor. Yeter bu kadar. Arkadaşlar böyle farklı modları mı istiyorsunuz? Yoksa biraz daha klasikleşen modları mı istiyorsunuz? Bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Lütfen yorumlara mod önerilerinizi yazmayı unutmayın saygıdeğer YouTube. Haydi hoşça kalın. Bir sonraki yayında ve videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. İyi geceler. Hoşça kalın.